haritaya göre Volkan'ın çevresinde bazı yapılar var. Bazı boş karakollar ve birkaç özel kulesi. Hem kuleleri. Evli dünyanın en çok aranan adamıydı. Yani eğer bir şey saklıyorsa etrafa gözcü dikmesi gayet normal. Ve o kulelerden biri Volkan'ın tam üstünde. Eberiniz mi? Öyle umuyorum. İleride harabeler görüyorum. Bekleyin, neymiş bir bakacağım. Victor, bu aralar yolculuklara yine devam mı? Öyle sayılır. Kendime bilgisayar masasından uzak işler seçmeye çalışıyorum. Nathan'la da şeyi konuşuyoruz. Bizim işlerin nasıl da internete kaydığını işte. Eminim artık malı elinden çıkarmak için bayağı bir seçeneğin vardır. Tabii ama müşterilerimle yüz yüze geçmeyi tercih ediyorum. Elektrik almaya çalışıyorum. Buralarda pek bir şey yok. Evet. Dikkate değer bir şey yok. Hadi yola koyulalım. Şansımızı da katarsak Volkan'ın biz oradayken patlama ihtimali var. Sıfır. Kaçırmış bir yandan. Ben bak. Bir Volkan'a gidiyoruz dediğimizde ilk araç gördüğümüz şey bu. Ben ucuz dört çarptı. Kamyonlara bak. Nefes sağlık. Yani gerçekten o tür kişileri araştırdığını söylüyorsun. Hep sen ukalalık taktikten. Evet. Affedersiniz, burada biraz türbülans var da. Şu köprüye çıkmalıyım. Ha, buradan gidebiliriz galiba. Hadi, hadi tatlım. Hadi, yürü, 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 yürü. Başardım. Pekala evlat. Sakın aşağı düşme. Hey, yavaş. Ağır ağır. Ortadan sür. Evet, yalnız aracı ben mi sürüyorum? Sorun yok. Her şey yolunda. Tamam, tamam. Dost doğru ileri. İşte bir yere varamayacağız. Pekala, sanırım bu işi çözüyorum. İşte böyle. Bak, lastik izledim. Buradan geçmiştim. Hey, yukarı bak, tepede. Kule gibi bir şey var. İşte şimdi oldu. Hey Victor, cilalama elemanı. Ha, kardeşin 4x4'te vinç olmasın için ısrar et. Yani vinç olunca tamam, sorun yok da mesele suspansiyon olunca mı olmuyor? İyiymiş. Hey, vinç önemli. Arazide gidiyorsun, yağmur yağabilir, çamur olabilir. İddiayı verin, bu lanet yolu aşacağız ve o vinci bir kere bile kullanmayacağız. Sıkı tutunun. Biraz ağırdan alacağım. Evet. Nathan, yani diyorsun ki Avery, Chew ve diğer önemli korsanlardan bazıları hazinelerini depolayıp buraya geldi. İyi de neden? Kim bilir? Belki koruma içindir. İngiliz yetkililer hemen arkalarındaydı. Tabii.
Belki saklanmalarını sağlamış. Yani bu adamın düşünceleri saklamada usta olduğu belli. Üstün bir efor sarf edin. Hadi bu şu kuleye bir bakalım. Seninle geliyorum. Bu Winch için büyük planlarım var. Yüzlerce yıllık bir şeye göre bayağı iyi durumda görünüyor. Evet. Bu harabeler Evir'in döneminden. İşte bu iş görür. Sam, baksana. Bu Christopher Condon'ın mührü, Kızgın Ejderhan'ın kaptanının Avery'nin döneminde Madagaskar dışında faaliyet gösteriyordu. Belki de Avery, korsan kaptanları topluyordu. Ama ne için? Gözlem için mi? Bu hiç mantıklı gelmiyor. Evet, gelmiyor. Belki de her kaptan bir kuleden sorumlu. Ve kulelere adam tahsis ediyor. Mevzu her neyse, turumuzun son durağının burası olmadığı kesin. Eğlenceli görünüyor. Göründüğünden daha dik. Tamam, hazır mısın? Dene bakalım. Hadi başlıyoruz. Baş. Baş. Gördün mü insan? Hiç aldığımıza değdi. Bir tepeyi aşabildik. Bence parasını pek çıkaramadık. Yani henüz değil. Küçük galibiyet bunlar. Evet, tamam. Ben büyük olanları getireceğim.